Tanrıların da bir zamanlar bizim gibi olduğu bilinsin. Doğumun ve ecelin tanrısı olan Arkay, bir zamanlar sıradan bir esnaftı. Tek tuhaf yanı ilmi olan tutkusuydu. Bu merakı yüzünden bulabildiği her konuda her türden kitabı bulup topladı. Günlerden bir gün yaşamın, ecelin ve varlığın amacını anlatan bir esere denk geldi. Mantık sınırlarını zorlayan ve aylar süren çalışmalardan sonra yazarın üstü kapalı anlattığı bu eseri anlamaya başladığına kanaat getirdi. Eserde yazılanları kavramak için o kadar çok çaba sarf etmişti ki diğer tüm uğraşlarıyla ilgilenmez oldu. İşleri sekteye uğradı ve battı. Arkadaşları ziyareti kesti, kasabayı talan eden vebayı umursamadı ve nihayetinde ailesi onu terk edecek raddeye geldi. Kitabın irfanı ona yeni bir ilmin kapılarını açacakken vebaya yakalandı ve elden ayaktan düştü. Ailesi mecburen ona bakmak zorunda kaldı. Fakat gün geçtikçe adam eriyordu. Son çare olarak ana tanrı Mara'ya yalvardı ve kavramaya çalıştığı şu kitabı bitirmeden canını almaması için dua etti. ''Sana neden iltimas geçeyim Arkay?'' diye sordu Mara. ''Mara ana, nihayetinde bu kitabı ve yaşam ile ecelin anlamını kavramaya başlıyorum.'' dedi. ''Ve biraz daha çalışmayla bunu başkalarına öğretebilecek seviyeye ulaşabileceğim.'' ''Başkalarını öğretmek sözü bana sanki bu aklına daha sonradan gelmiş gibi gözüktü.'' diye cevap verdi Mara. ''Doğum ve ölümün sebebi nedir?'' Arkay, ''Evrendeki ruhların sayısı maddi dünyadaki alandan daha fazla. Fakat ruhun kendini eğitip geliştirebileceği tek yer ise bu maddi dünya. Doğum olmadan ruh bu tecrübeye erişemez ve ölüm olmadan yine doğacaklar için yer kalmaz.'' dedi. Mara, ''Pek de isabetli bir açıklama sayılmaz. Lakin doğruluk payı var.'' ''Belki biraz daha çalışarak bunu geliştirebilirsin.'' diye cevapladı. ''Sana biraz daha vakit veremem. Seçtiğin mecrada sonsuza dek uğraşmanı sağlayabilirim ama buna ne dersin?'' ''Anlayamadım ana.'' dedi Arkay. Mara ise, ''Ya kapına dayanmış olan eceli kabul edip öleceksin ya da bizim gibi bir tanrı olacaksın. Lakin tanrı olmak ne kolay ne de hoş bir şeydir. Doğum ve ölümün tanrısı olarak ebediyete kadar maddi dünyadaki doğumların ve ölümlerin dengede kalmasını sağlayacaksın.'' Ve inandığın şeye rağmen kararlarının gerçekten doğru olup olmadığına dair hep acı çekeceksin. Kararın nedir? Arkay cevap vermeden önce söylenen ebediyetin nasıl bir şey olduğunu kafasında tarttı önce. Ana, eğer çalışmalarında en ufak bir doğruluk payı varsa, cevabın bu sorumluluğu taşımak ve doğum ile yaşamın sebeplerini insanlığa aktarmak olacaktır, dedi. Mara ise, öyle olsun Arkay, doğumun ve ecelin tanrısı, dedi.